E, 9344 ile biten izleyicimiz yazmış. E, Hocam merhaba ben dişle ilgili bir şey sormak istiyorum e, diyor. E, bir buçuk günden beri şiddetli diş ağrım var. E, ve e, ant pardon ağrı kesici kullanıyorum. E, doktora gitmem gerekiyor biliyorum ama korktuğum için e, size sormak istedim. Antibiyotik kullansam geçer mi? Yani burada şöyle sormak istiyorum o zaman. Böyle bir durum olduğunda ağrı kesici mi kullanılmalı? Antibiyotik mi kullanılmalı? Tabii kafamıza göre kullanılmaz da yani soruyorum ben. Evet. Ve bir de böyle bir ilaç kullanmak öncesinde diş hekimine gelmeden muayeneyi tanıyı etkiler mi? Yanıltır mı? Bunu sormak istiyorum. Aslında hem sizin tamamlamanız hem de hastanın sorusu birbirini güzel tamamladı. Şöyle ki, antibiyotik ve ağrı kesici aslında bir destek tedavisi. Bizim asıl ana tedavimiz değil. Bir sorun var ortada. Diyor ki mesela ani başlayan bir ağrısı evet, var değil evet. mi? E, ani başlayan bir ağrı varsa bir sorun var orada. Evet O sorunu çözmeye yönelik biz tedavi olarak, hekimler olarak ne yapabiliriz diye düşünmemiz gerekiyor. Ancak hastalarımız antibiyotiği rahatlıkla, bilinçsiz şekilde bazen kullanabiliyor hekimin işini kolaylaştırayım diye hatta 2-3 gün öncesinden nereden buluyorsa başlıyor kullanmaya. Yarım kalıyor falan alıyorlar bazen. Aynen öyle ondan sonra hekimin yanına gidiyor ama bakın asıl hata burada başlıyor. Niye biliyor musunuz? Antibiyotik kullanan hastanın ağrısı yansıyor ve karışmaya başlıyor. Hekimi yanlış yönlendiriyor aslında. Hekim kanal tedavisi yapacaksa yanlış dişe kanal tedavisi yapabilir. Aa, tabii orada diş da çekilecekse şey. yanlış dişten o ağrı geliyormuş gibi hissedebilir antibiyotiği lütfen bilinçli bir şekilde kullanıp hekimin kontrolünde kullanması yararlı olur. Ağrı kesici dediniz. Ağrı kesici e, hekime başlangıçta gidemiyorsanız eğer en fazla 8 saat öncesine kadar antibiyotiği alın ki şey ağrı kesici alın ki ağrı kesici etkisi bittikten sonra hekim daha objektif olarak değerlendirsin. Hangi dişinizde sorun varsa onu çözmeye yönelik tedavi uygulasın. Hmm. O yüzden antibiyotiği, ağrı kesiciye Lütfen peynir ekmek gibi kullanmayalım. O oh, peynir ekmek değil. Ee, eğer ki dişlerin irtihapları, köklerinde irtihap varsa bu irtihaplar hekimler tarafından çıkartılır. Antibiyotiğe de gerek kalmaz. Çünkü bu işin tedavisi var. Antibiyotik kullanınca ne oluyor biliyor musunuz? Ne oluyor? İrtihap içeride kiste dönüşüyor. Çene kemiğini eritiyor. Bu çok sinsi olarak üstünü kapatıyorsunuz sorunun. Kap sorun gitmiyor. Sorun üstünü kapatıyorsunuz ve orada duruyor. Vücutta kullandığınız antibiyotikle dişte kullandığınız antibiyotik aynı etkiyi vermeyebilir. Yani şöyle ki dişteki kullandığınız antibiyotik sorununuzu çözmez ama kulakta bir enfeksiyonunuz olur, bademcikte olur. Bunu çözebilir ki çözer. Çünkü oradaki mikrop diyeyim herkese şekli başka anaerob yani havasız ortamda Evet. üreyen bir evet, şey ona uygun bir şey olması lazım. Hapsolmuş. Tabii. O hapsolmuş olan dokuları irtihapları bizim çıkartmamız şart oluyor. O nedenle kronik irtihabı olan dişlerde hekim antibiyotik vermez ki. Yani gereksiz yere bir antibiyotik daha kullanmış oluyoruz. Nereden çıktı bu antibiyotik meselesi o zaman hocam? Ben de anlamadım yani. <laughs> yani bunu lütfen bilinçli olarak kullansınlar. Yani çok biz çok zor, hatta ne oluyor biliyor musunuz? Bizim tedavimizi zorlaştırıyor. Örneğin yani dişin kendi kökünde tedavisini iltihap zorlaştırıyor var. Yani. evet, yani. evet, aynen. sonuçta değil mi? Bizim başarımızı engelliyor. Kendi işini de zorlaştırıyor. Tabii. Dişin kökünde iltihap var. Kanal tedavisi yapılacak. Kanalın kökünün içerisinde de kökün ucunda da iltihap var. Bu antibiyotik oraya hapsediyor o iltihabı. Biz kanal tedavisiyle o iltihabı çıkartmaya çalışırken oradaki kökün etrafındaki iltihap organize oluyor. Çıkmamak için direniyor. Aa. E biz burada zorlanıyoruz. Hani o yüzden hani ek peynir ekmek gibi kullanmayalım antibiyotiği. Gerektiği zaman, ihtiyaç olduğu zaman kullanmayı öneriyorum. Antibiyotikler şöyle bir şey var kesiciler Bakın, gereksiz yere kullanıldığı zaman konstipasyona sebep oluyor. Bağırsaklarda mide rahatsızlıklarına yol açıyor. Direncini düşürüyor insanların. Tabii böbrek karaciğer yoruyor. Ya. tabii. Yani kendi bağışıklık sistemini devreye sokacağı yere antibiyotiğe yükleniyor ve sorunun üstünü kapatıyoruz halının altına tozu süpürüyoruz ama toz orada. Aynen hiçbir Lütfen şey dışarıya atalım çok da gizli atalım o tozları. O <laughs> nedenle tedaviyi başarısız kılmayalım. Tedaviyi başarılı kılmak için de antibiyotiği, arkesçiyi bilinçli kullanalım. Kesinlikle.